Meral Akşener 1.5 saat arabanın içinde kaldı. İki araba önünü kesti. Meral Akşener'in istifa restinin yaşandığı Afyonkarahisar'daki Çalıştay'da aslında ne olduğu merak ediliyor. İyi Partili bir milletvekili, Akşener 1.5 saat arabanın içinde kaldı, iki araba önünü kesti, dedi ve olanları anlattı. İyi Parti'nin Afyonkarahisar'daki Çalıştay'ında yaşanan ve Genel Başkan Meral Akşener'in istifa restinin ardından kongre kararı alınmasıyla sonuçlanan gerilimin detayları ortaya çıkıyor. Habertürk'e konuşan İyi Partili bir milletvekili, Genel Başkan'ın geldiği gün, Genel Başkan'ın konuşması için herkes soru cevap olacak şekilde şikayetleri bir bir yazdı. Ağırlıkla teşkilatlar, hatalar, ülkücü, sağcı, solcu ve CHP gibi meselelerde eleştiriler dile getirildi. Genel başkanımız keyifle dinledi, sıkıntı yoktu ama genel başkanda 2,5 yılın verdiği bir doluluk var. Birileri onun hakkında bir şeyler yazmış. Herkese anlattı, seçim boyunca çıkan dedikodulardan bahsetti. Genel başkan, hiçbir suçu olmadığını, listeleri il ve ilçe başkanlarının oluşturduğunu söyledi, dedi. Vefasızlık suçlaması. Yusuf Halaçoğlu'nun bazı eleştirileri sonrası tansiyonun yükseldiğini anlatan İyi Partili vekil, Halaçoğlu'nun Meral Akşener'i vefasızlıkla suçladığını ileri sürdü. Çıkan tartışmanın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in, ben hayatımda kimseye vefasızlık yapmadım, yapmam. Ben çıktım, hepiniz çıktınız, Ümit Özdağ ve Koray Aydın dahil olmak üzere bana birer birer geldiniz, parti kurun, dediniz. 1654 kişiyle teker teker yüz yüze konuştum, dediğini anlatan İyi Partili vekil, Akşener'in sözlerini, ben bu partiyi hepinizin isteği üzerine kurdum, madem öyle istemiyorsanız, buyurun partinizi. İstifa ediyorum, şeklinde sürdürdüğünü anlattı. İki araba önünü kesti. Meral Akşener'in bu restinin ardından salondan ayrıldığını anlatan İyi Partili vekil, bütün herkes kapıya kadar geçerken Meral Hanım'ı ablukaya aldı. O anda arbede oldu, kıyamet koptu. Kıyamet koptuktan sonra arabaya binmeye çalışırken birisi arabanın önüne atladı. Ayağı takılınca araba durdu. O anda Meral Hanım çıkamasın diye fırsattan istifade iki araba önünü kesti. Sonra da çok sayıda kişi arabayı sardı, dedi. Kurultaya ikna ettik. Arbede de bir kişinin burnunun kırıldığını ileri süren milletvekili. Ondan sonra Meral Hanım'ın 1,5 saat arabanın içinden çıkmasını bekledik, çıkmıyordu. Sonra yukarı çıkarttık, kurultay yapalım diye ikna ettik, sonra 13 Ağustos'a kurultay kararı alındı, dedi. Ölene kadar yanındayız, Habertürk'e konuşan İyi Partili vekil, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, yüreği yeten varsa aday olsun, bizim liderimiz Meral Akşener, dediğini, partinin bir diğer önemli ismi Ümit Özdağ'ın da, sen varsan varım, sen yoksan yokum. Biz böyle konuşmadık, ölene kadar senin yanındayız, dediğini aktardı. İyi Parti'nin Afyon toplantısında neler yaşandı?